Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Geldik son yüzyılımızın etkinliklerinin cevaplarını beraber bulmaya. İlk etkinliğimize bakacak olursak sorumuz diyor ki Tanzimat Fermanı bu padişah döneminde ilan edilmiştir. Fermanları Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı, ferman padişahı olan Abdülmecid ilan etmişti. Abdülmecid'in kaçta olduğunu bulalım. Abdülmecid 8'de. O zaman evet, gördüğünüz gibi ben bir sayfayı geri alıp kalemi açayım. Benim bundan imtihanım bitmeyecek. 8 arkadaşlar. 8 yazdık, 8'i de bulduk ve çizdik. İkinci sorumuz, Meşrutiyet bu padişah fermanları mecit yapmıştı. Meşrutiyetleri, meclisleri ise 2. Abdülhamit açmıştı. Yani 2 tane fermanı bir padişaha, 2 tane meşrutiyeti ise bir padişaha eşleştiriyorduk. O da 2. Abdülhamit'tir. Nerede? Burada 4 numarada geldik, işaretledik. Paris Antlaşması sonucu ilan edilen belgedir. Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi siyasi tarihini hatırlarsanız eğer, biz Paris Antlaşması mecbur kalmıştık ve Islahat Fermanı ilan etmiştik. Islahat Fermanı Avrupalı devletlerin zorlamasıyla ilan edilen tek belgedir. İlk resmi gazete. Osmanlı Devleti'nde ilk resmi gazete Takvim-i Vakayi gazetesiydi arkadaşlar. Olayları, devletin yaptıklarını halka duyurmak amacıyla çıkan bir gazetedir. İkinci Mahmud'un padişah olmak amacıyla ayanlarla yapmış olduğu belge. İkinci Mahmud'un tahta çıkmak için Rusçuk ayağına sığındığını ve Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa önderliğinde Senet ittifakı yaptığını hatırlayacaksınızdır. Cevabımız Senet ittifaktır. 9 numaralı maddemiz. Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı veren belge. Eğer gayrimüslim kelimesi geçiyorsa ıslahat fermanıydı. Herkes kelimesi geçse tanzimat fermanıydı. O zaman sorumuzun cevabı yine ıslahat fermanı olacak. O da burada 2 tane ıslahat fermanı var. Cevaplar içerisinde gördüğünüz gibi. Osmanlı Devleti'nin ilk bankasını soruyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk bankası arkadaşlar İstanbul Bankası'dır. İstanbul kelimesi eskiden Dersaadet olarak, Asitane olarak, İstanbul olarak, işte Konstantiniye olarak geçerdi. Ve biz bankada Dersaadet kelimesini, yani der kapı demektir, saadet mutluluk demektir, mutluluğu açılan kapı anlamında kullanırdık. 7 numaralı maddeyi yazdık. İkinci Abdülhamit dönemiyle Ermenilerle mücadele için kurulmuştur. İkinci Abdülhamit dönemi videosunda demiştik ki Hamidiye alaylarını kurmuştu ikinci Abdülhamit. Ve o Hamidiye alayları Ermenilerle mücadele etmek için kurulan birlikti. Böyle bir soru gelse yanlışlıkla avcı taburlarını eklerlerdi. Avcı taburları kendisinin yakın korumalarıydı. Burada 3 var, sen biliyorsun artık. Ama Ermenilerle mücadele için ise Hamidiye alayları vardı. Plevne kahramanı olarak bilinir. Hani dedik ya tek mermisi vardı, tek mermisiyle 7 tane Rus yüzbaşısını esir almıştı kendisi. Rus çarı bizzat kendi yanına davet etmişti. Kimdi o? Gazi Osman Paşa'ydı arkadaşlar. 6 numara. Ve son madde zaten Kırım olarak geçiyor bakalım. Florence Nightingale'in görev almış olduğu savaştı. Sevgilisini bulmak için gelmişti ama sevgilisi koluna can vermişti. Ve Kırım Savaşı'nın sonrasında da bizi bırakıp gitmemişti Florence Nightingale. O zaman ilk testimizin cevaplarını yazdık. Hemen yoruma gelip ilk testte kaç net yaptığınızı söyleyin ve ikinci testimize geçelim. Boşluk doldurmaca kısmına geldik. Birinci sorumuz. Nokta nokta belgesi 2. Mahmud döneminde ilk kez padişahın yetkilerini kısıtlamıştır. O da Senedi ittifaktı. Ayanlarla yapmış olduğu bir belgeydi. Senedi ittifak belgesiyle İngiltere'deki Magna Carta'ya benzeyen bir belge imzalamıştık ve ilk kez padişah yetkilerini ayanlarla mecburen paylaşmıştı. Eşkinci ocağı. Eşkinci ocağı ise Yeniçeri ocağı kaldırmadan önce bu ocak içerisinde işe yarayan askerlerle kurulan bir birlikti ve bunu da padişah 2. Mahmud kurmuştur. 2. Mahmud bu ocağı kuruyor. Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olan Mecelle nokta nokta tarafından hazırlandı. Mecelle Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunuydu ve medeni kanunu, aile hukukunu düzenleyen bu kanunu Ahmet Cevdet Paşa yazmıştı. Bu medeni kanun Sultan Abdülaziz döneminde yazılmıştı ama istibdat döneminde uygulamaya konmuştu. O zaman kısa olarak yazayım, Ahmet Cevdet Paşa. Fatma Aliye'nin de babasıydı kendisi. 50 TL üstünde resmi olan Fatma Aliye. İlk yurt dışı gezisine çıkan padişahtır. Hani 3. Napolyon'un eşi Eugene'le olan işten gelen bir aşkı da anlatmıştık burada. Sultan Abdülaziz'di arkadaşlar. Abdülaziz. Halkın ilk kez yönetime katılması. Halkın ilk kez yönetime katılması için meclisin açılması lazımdı. Ve meclis açıldığı zaman da Ayhan hükümeti ve Mebusan hükümeti vardı. Mebusan hükümetinde halk yönetime katılmıştı. O da 1. Meşrutiyet'in ilanıydı. 1. Meşrutiyet sorumuzun cevabıdır. 6. soru. 93 Harbi olarak bilinen savaşta Azdiye tabiasına savaşan kadın kahramanımız. O videoda hatırlarsanız işte Başak da yardım etmişti bize. 93 yaşında bir kadın olduğunu söylemişti değil mi? Hatırlıyorsunuzdur. Ama aslında 19 yaşında bir kadındı. Başak da buradan gülüyor kendisi. Kimdi o? Nene Hatun'du arkadaşlar. Nene Hatun, Allah rahmet eylesin. Büyük bir değerdir kendisi. Osmanlı Devleti'nin ilk kez Avrupalı devlet sayıldığı savaş. Osmanlı Devleti'nin ilk kez Avrupalı devlet sayılması Paris Antlaşması ile olmuştu. Ve o Paris Antlaşması da Kırım Savaşı neticesinde ilan imzalanmıştı diyelim. Ve Kırım Savaşı'dır bu sorumuzun cevabı da. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Bak Sakar diye kodlamıştık Berlin Antlaşması'nı. Batum, Ardahan, Kars. Bak Rusya'ya verilmişti. Sırbistan, Karadağ, Romanya ise bağımsız olmuştu. Hangi savaştan sonra? 93 Harbi'nden sonra yaşanmıştı. Anlaşma sorulsaydı Berlin diyecektik. Savaş sorulduğu için 93 Harbi diyoruz. Nokta anlaşması ile İngiltere'nin açık pazarı ve yarı sömürgesi haline geldik. Hatırlarsanız dağılma dönemi siyasi tarihinde tam şu kısma yazmıştık. Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla. Buraya cevabımız ne oldu? Balta Limanı oldu. Ben bir üsttekinin üstünü nasıl çizdim halen bilmiyorum. Ama kalemle imtihanım devam ediyor. Restorasyon dönemini bitiren gelişme. Viyana Kongresi'nde başlayan bir dönem bir restorasyon dönemi ve restorasyon dönemindeki ülkeler bizim sınırlarımızda çıkan Navarin isyanına destek Mora isyanına destek vermişlerdi ve Navarin baskını gerçekleştirmişlerdi. Navarin baskınıyla arkadaşlar bu dönemimiz sona eriyor. Navarin baskını. Rusça 2. Nikolay Osmanlı için bir lakap kullanmıştı Viyana Kongresi'nde. Ne diyordu? Hasta adamsın sen diyordu Osmanlı'ya değil mi? Burada Osmanlı için kullanılan tabir hasta adamdı. Bu da 2015 KPSS sınav sorumuzdu arkadaşlar. 30 Mart isyanı ... ordusu bastırmıştır. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki kolu aslı Mustafa Kemal'di. Selanik'ten gelmişti. Hareket ordusuydu bu isyanı bastırandı. Hareket ordusu. Şimdi ben şunu eminim ki içinizde videoları tam izleyen arkadaşlarımız, dikkatli izleyen arkadaşlarımız için soruların hepsi aslında çok basit bir hale gelmiştir. Mustafa Kemal ... tarih sahnesinde ilk kez şu olaydan çıktı. O da neydi? 31 Mart vakasını bastırmaya gelen, üste yazdık ya, hareket ordusunda gelmişti. Ve bu olayla ilk kez Türk tarihinde Mustafa Kemal diye birisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ve buna ne diyeceğiz? 31 Mart vakası diyeceğiz. Aslında vakayı bastırmaya geldiği zaman görülmüştü. 31 Mart vakasının, şöyle B yazayım, bastırılması olsun bu da. Yunanistan hangi anlaşmana bağımsız oldu? Yine dış politikayı anlattığımızda 3. adım vardı. Şuraya bile denk geliyordu. O neydi? Edirne Anlaşması'ydı. Ve bununla da Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır. Edirne Anlaşması. Restorasyon dönemi ne ile başladı? Bitiren olayı söylemiştik 10. maddede. Başlamasıyla Viyana Kongresi'ydi bu da arkadaşlar. Bu da neydi? Viyana Kongresi ile başlıyordu. Evet, 15 tane sorumuzu birlikte çözdük. Hemen videoyu durdurup altına bu testte kaç doğru yaptığınızı yazın unutmadan ve hemen diğer testimize geçelim. Doğru yanlışa bakalım. Avrupa'ya ilk kez öğrenci 2. Abdülhamit zamanında gitmiştir. Hayır, 2. Mahmud zamanında gitmişti. Avrupa'ya giden öğrenciler daha sonra Jön Türk adıyla ya da Genç Osmanlılar adıyla geri gelmişti. Ve onlar da İttihat Terakki Cemiyeti'ni kurmuşlardı. O zaman ilk sorumuz yanlıştır. 2. Mahmud olacak cevabımız. Enderun 2. Mahmud döneminde kaldırılmış. Zaten kaldırma ibaresini gördüğümüz zaman cevabımızın 2. Mahmud olduğunu söyleyeceğiz. 2. Mahmud'u geldik, işaretledik. Ama tam olarak böyle kaldırılması, yani artık 2. Mahmud Enderun'un işlevini aslında devam ettiriyor ama o kurumu kaldırıyor. Tam olarak bitmesi ise Mecit zamanında olur. Resmi dairede kendi portresini hatıran 2. Mahmud'dur. Evet, hatta şöyle bir pozu vardı değil mi? Yukarıdan aşağı bakıyordu. Ben üstünüzdeyim, ben size hakimim, ben sizi kontrol ediyorum diyen bir gösteri vardı 2. Mahmud'un. Bu da otoritesini güçlendiren bir olaydır. Kanun önünde herkesin, bakın herkesin eşit sayılması. Herkes kelimesi Tanzimat Fermanı'ndı. O zaman doğrudur. Tanzimat Fermanı herkesle eşleştirecekti. Abdülmecid döneminde Fransa'dan ilk dış borç aldı. Şimdi Mecid döneminde alındığını biliyoruz. Evet doğru, ama dış borç aldığımızı biliyoruz. Fransa mıydı? Hayır. Kimden aldık? İngiltere'den aldık. Yani cümlenin Fransa kısmı yanlış olmuş. İngiltere olması lazımdı Kırım Savaşı'ndan sonra. Londra Konferansı sonucunda Islahat Fermanı imzalanmıştır. Londra Konferansı, yine dış politikada anlattığımızda şuraya geliyordu, 8. adımdı ve oraya giderken Tanzimat Fermanı ilan etmiştik. Islahat Fermanı değil. O zaman bu da yanlış oldu. Aziz Avrupa gezisine çıktığı tren adı saltanat vagonudur. Evet. Sultan Abdülaziz Fransa'ya giderken saltanat vagonu ismin treni kullanmıştır. Doğrudur. Ağır bir bilgi, belki de gereksiz bilgi ama kalsın sorular içerisinde. İkinci Meşrutiyet'in ilanı sonrası Bulgaristan bağımsız oldu. İkinci Meşrutiyet'in ilanı sonrasını biz BBG olayı diye söylemiştim. Biri bizi gözetliyor diye. O BBG olayındaki ilk B Bulgaristan'dı ve ikinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Bulgaristan bağımsız oldu. Doğruydu. Doğu Beyazıt, Yeşilköy Anlaşması ile Osmanlı topraklarına katılmıştır. Arkadaşlar, dış politikada aslında söylemiştik. Biz Yeşilköy Anlaşması'nı yaptık. Yeşilköy Anlaşması daha sonra iptal edilip yerine Berlin geldi. Ve Berlin Anlaşması'yla Yeşilköy'ü kıyasladığımız zaman Yeşilköy Anlaşması'nda kaybettiğimiz yerleri Berlin'de de kaybettik. Üstelik Berlin'de ek olarak Kıbrıs'ta verdik. Ama biz Yeşilköy'de kaybedip Berlin'de geri aldığımız yer Doğu Beyazıt ve Eleşkirt'ti. Yani bu cümle yanlıştır. Doğu Beyazıt Yeşilköy'de topraklara katılmış diyor. Yanlış arkadaşlar. Biz Doğu Beyazıt'ı ve Eleşkirt'i Berlin Anlaşması'na tekrar geri aldık. Burada kaybetmiştik. Bu yanlıştır. Ve son sorumuz. Rejime karşı olan tek ayaklanma 30 Mart vakasıdır. Doğru arkadaşlar. Burada yanlış olarak yani Baba Ali veririz. Hayır, 30 Mart vakası bu doğru bir cümle olacaktır. Ve bu testimizdeki 10 tane sorun da doğru yanlışını eşleştirmiş olduk. Evet, hemen yorum kısmına geçelim. Kaç doğru kaç yanlış yaptığımızı bilelim ki ona göre moralimiz de yerine gelsin. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.